Amerikalı deprem uzmanları Kahramanmaraş depremlerini inceledi. Aynı endişe Amerika'yı da sardı. Amerikalı sismolog Stein, Türkiye'deki depremlerden öğreneceklerimiz var derken ortak noktalara da işaret etti. Oh my God. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan deprem Amerika'nın da gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Türkiye gibi depremle kalkıp depremle yatıyor. Yabancı bilim insanları Kahramanmaraş merkezi depremlerin yol açtığı yıkımın gücünü yakından inceliyor. Araştırmacılar 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle oldukça şaşkın. ABD merkezli New York Times gazetesi Kahramanmaraş'taki depremin etkisini mercek altına aldı. Scripps Oceanography Enstitüsü'nde artçı şokları inceleyen araştırmacı Debbie Kill, ilk depremden hemen sonra meydana gelen 7,6'lık depremin olağan dışı olduğunu söyledi. Here we are in California. Alaska's way up here. 7,6'lık deprem beklenen artçı şoktan 10 kat daha güçlüydü diyen Kilp edindikleri bilgilerin San Andreas'a uygulanabileceği görüşünde. Çalışmada Türkiye'de depremin meydana geldiği bölgenin ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bölgeye benzerliğine dikkat çekildi. Sismolog Rose Stein, Türkiye'deki depremlerden öğreneceklerimiz var değerlendirmesinde bulundu. Çalışmada Kaliforniya'nın yakın tarihinde Türkiye'deki ilk deprem kadar güçlü yalnızca iki depremin olduğu belirtildi. Söz konusu depremlerin 1906'daki 7,9 büyüklüğündeki San Francisco depremi ve benzer büyüklüğe sahip 1857 Fort Deon depremi olduğuna dikkat çekildi. Diğer taraftan Doğu Anadolu fayında Kuzey Anadolu ve Kaliforniya'daki San Andreas fayından daha yavaş enerji biriktirdiği bilgisi de dikkat çekti.